Valla yarın seçim olsa bugüne kadar AK Partiliydim ama bundan sonra muhalefet oy veririm ekonomik şartlardan dolayı. 9. aydan bu yana işsizim şu an. İşim yok. İş arıyorum, bulamıyorum. Maalesef öyle. Ekonomik olarak da çok zorda olduğumuz için öyle yani. Var mı bir adayınız kafanızda? Valla Meral Hanım olabilir. Muhalefetin gösterdiği herhangi bir aday olabilir. Şu an yani 20 yıldır iktidarda olduğundan herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız nasılsa bu insanlar bize destek veriyor. Artık kendi bildiği gibi yapmaya çalışıyor ama maalesef hep ben bilirimle de olmuyor yani. Tamam, sıkıntılar hiçbir zaman için bitmez. Fakat ben 50 yaşına dayandım. Şu son iki dönemdir hiç memnun değilim iktidardan. İşsiz olmasaydınız, şu anda çalışıyor olsaydınız, oyunuz kim olur? Çalışıyor olsam bile ne bu verilen şu anki temel asgari ücretten daha fazla zaten ücret alma şansımız olmadığı için genelde işverenler tarafından bu düzeyde tutuluyor bu asgari ücret. Bu ekonomik şartlarda asgari ücret yine yetersiz. Yani bir evde eskiden bundan bir 15 sene 20 sene önce bir evde bir insan çalışıyordu. Rahatlıkla 4-5 baş nüfusa bakabiliyordu. Ama şu an iki kişi çalışan karı koca çalışıyorsun bir evde. İki kişiyle evinde kiraysa ucuca zor denk getiriyorsun ki bu çok kötü bir durum yani ekonomik olarak. Maalesef fiyatlar zaten her şeyi gösteriyor. Yani bugün bir ay çekirdeği alacak olsam çocuklar bir çekirdek istese kilosu 40 liradan aşağı 35-40'tan aşağı bir şey yok. Yani insanların birçoğu çok zor durumda ama tabii kimse kendi ekonomisini hani utandığından dolayı çevresine aksettiremiyor yani öyle görüyorum. İş adamlarına değil de genelde hani bütün adil bir şekilde bu yüksek gelir düzeyi denilen TÜİK'in açıkladıkları rakamlar eşit bir şekilde bütün insanlarımıza hay edilse de insanlar bu kadar sıkıntı çekmese diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki erken seçim olmasını istiyor musun? Valla şu anda istiyorum aslında. Çünkü erken seçim 2023'e kalırsa hiç iyiye gideceğini tahmin etmiyorum. Yani bir an evvel bu erken seçim yapılsa da bu insanlar en azından umutlarını tazelese diye düşünüyorum. Daha mı kötü olur 2023'e kalırsa ekonomi? Valla 2023'e kadar bu şekil giderse daha kötü olur. Yani her geçen gün gizli zamlar, ek vergiler. Bugün bir eve bir elektrik faturası düşün ki 150-200 liranın altında gelmiyor. Bir evde 4-5 tane fatura olduğunu düşün. Zaten ortalama 1000 lirası bir işçinin kazandığının 1000 lirası otomatikmen faturalara gidiyor. Geriye kalan 1500 lira. 3.520 lira ya. 1.520 lira. Yani bu adam kira verdiğini düşün. Zaten o da oraya gitti. Eşi çalışmazsa maalesef aç insanlar yani. Kim olsa kim oy verirsin? CHP'ye veririm. Bu hükümet yedi bitirdi Türkiye'yi. Yani umudum olan CHP şu anda. Başka kimseye vermem. Daha önce de ona verdim. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Berbat. Yerlerde sürünüyor. O gösterdikleri rakam o. Ama onun 2-3 katı bence. Peki vatandaşın enflasyonu ne kadar? Cebinizdeki enflasyon %50 bence arttı. Ben çok üzülüyorum. İşsiz olana, aşı olmayana. Yani yazık günah insanlara. Aç bir ilaç dolaşıyorlar sokaklarda, iş arıyorlar. Çoluğunu çocuğunu okul masrafını karşılamıyor. Okul yok ama eğitimini göremiyorlar. Yani kimisinin bilgisayarı yok, kimisinin interneti yok. Kimisinin evinde belki bir bilgisayar var ama 3 tane çocuğu var. Hangi birine yetsin? Yarın seçim olursa kim oy verirsiniz? AK Parti. Neden? AK Parti'nin hizmetleri sınırsız yani. Türkiye'ye çağ atlattı. Dolayısıyla macera aramaya gerek yok. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi pandemiden dolayı biraz sıkıntılar var. Bu dünyanın her yerinde var. Yani sadece Türkiye'ye mahsus değil. Sanırım bu sene inşallah bitecek pandemi. Dolayısıyla inşallah iyi olacak yani her şey. AK Parti Türkiye'ye hangi konuda, hangi dalda çağ atlattı? Her konuda. Sağlıkta, ulaşımda, efendim yani özellikle savunma sanayinde, ne bileyim yatırımlarda hepsinde
çağ atlattı yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden? Çünkü artık bir şeylerin değişmesi lazım. Aslında çok konuşulacak şeyler var da. Ama sadece şunu söyleyeyim. Biraz değişiklik olsun. Cumhuriyet Halk Partisi adayım da Mansur Yavaş'tır. Hiç fark etmiyor Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Dediğim gibi bir şeylerin değişmesi lazım. Artık zamanı geldi. Zamanı geldi. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi, ya sıkça sorulan sorular bunlar zaten. Aslında ekonomi çok kötü. Berbat yani, ekonomi çöktü. Şu an çöküşte. İnsanların halini görüyorsunuz. Ya insanlar artık öyle bir duruma gelmiş ki A, B, C parti fark etmiyor. Aslında bir şeyleri biliyorsak doğruları konuşmak lazım. Ama insanlarımız sadece bir partiye odaklanmış. Yani hiçbir şeyin farkında değiller. Bence ekonomi şu an çok kötü. Enflasyon zaten şu an ekonomide olduğu gibi çöküşte. Ben inanmıyorum şahsen. Ama inşallah 2023'te erken seçim diye bir muhabbet var. İnşallah erken seçim olur da artık dediğim gibi bir şeylerin değişmesi lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda kongrelerde halay çekiliyor. Evet, evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence tamamen yanlış. Zaten biliyorsunuz şu an pandemi dolayısıyla bir şeylerin kısıtlanması lazım. Yani bence yanlış, çok yanlış. Yani seçim olsa mı? Valla ben oy vermeye bir düşünmek lazım. Hemen karar veremiyoruz da bir yavaş yavaş düşünmek lazım. Kim oy verdi? Ben evvelden beri Ak Genç'tim, Akıncı'ydım. Ak Genç şeydi, MSEP, Milli Selamet Partisi'ydi. Onunla bir Erbakan'la gidiyorduk o şekilde. Yıllarca öyle devam ettik. Eyüp Sultan'da da en son Kurban Bayramı'nda gördüm. Ondan sonra sağ tarafa veriyoruz oylarımızı yani. Ağlanacak halimize kakır kakır gülüyoruz. Evet. İş yok, güç yok, daha neyin peşinde millet? Evet. Ya bırak şimdi onu bunu abi, doğruyu konuş, doğruyu. Aha. Pandemi var, her yer taraf kapalı. Olabilir. Milletin Allah'ın ekmeği yok. Bütün müzisyenler aç. Müzisyen arkadaşımız kendisini astı. Ya, İş yok, benim, güç yok. Ya bitmiş herkes. Herkes astı. Ayağında astı. Bak bir şeyimiz yok. Donlarımız görüküyor. Don yok ayağımızda. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi şu anda normal. Biraz işte bir zorluklar var şu anda. Biraz zorluklar var şu anda. Yani her şeyde zorluk var. Herkeste zorluk var. Bütün her tarafta gelen bir musibet. Onlar daha bundan 20 sene evvel ben söylemiştim bunları. Şehirlerden köylere kaçacak millet. Ya böyle her yönden yani, her yönden. Hangi yönden yani desen. Yönetimden dolayı mı? Yönetimde ben şu anda, yönetimde de yani iyilikler de var. Bazı bilinçsiz şeyler de var. Fakat yani bu yönetime de suç bulmuyoruz. Bu Allah'ın bir şeyidir. Yani insanlara bir ibret, bir imtihandır. Pandemiyi mi diyorsun? Pandemi bir imtihan. Geçim zaten, ekonomiyi kimse düzeltemez zaten bundan sonra. Yani böyle gider çünkü. Hiç kimse doğru düz bir şey yapmaya imkanı yok. Yapamayız yani, yapamayız. Çünkü ortalık çok kötü. Her şey. 20 senelik bir iktidar var. Evet. Bu 20 sene boyunca ekonominin böyle olması normal mi sizce? Ya şimdi bunun daha kötülerini gördük. Biz de daha kötüleri de oldu ama bir... 20 sene yöneten hiç olmadı. 20 sene yöneten hiç oldu. Halk bunlara işte bu şekilde şey yaptı, devam etti, verdi, şey yaptı. Bunlar da yani yine de yani o kadar kötü bir şey görmedim ben yani. O kadar kötü normaldir yani. Eskiye nazaran çok çok iyi şükretmemiz lazım şu durumda. Ama yine de bir zorluklar, yanlışlıklar var tabii. Her yerde oluyor. CHP'ye. Neden? Halimden belli olmuyor mu? Öyle. Ekonomiyi nasıl buluyorsun? Kötü buluyorum. Ay sonunu zor getiriyoruz. Yani kontrolsüz bir fiyat artışı var. Yani markete girince anlarsınız zaten. Etin kilosu 150 lira olmuş. Yani bu kadar. Seçimlerde görüşürüz.